YouTube, ben Ersin Çakı. Bu videomda sizlere Nox Player kurarak, bilgisayarınıza Nox Player emülatörünü kullanarak mobil PUBG oyununu nasıl oynayabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Hemen şu anda ekranlarımızda Nox Player'ın setup'ını görüyorsunuz. Üzerine çift tıkladım. Böyle bir ekranda kurulum gerçekleştiriliyor. Tabii ki daha önce Momo APP emülatörü ile gerçek mobil PUBG'yi nasıl oynayabileceğinizi ilk kez ben göstermiştim ve yine Nox Player üzerinden bunu nasıl oynayacağınızı göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Nox Player kuruldu görmüş olduğunuz gibi. Burada start demiyorum arkadaşlar, neden derseniz. Hatta start yapalım. Tamam, yapalım. Start yapalım arkadaşlar. Şimdi sizlere göstermem gereken bazı şeyler var. Nox Player'i ilk kurduğunuzda böyle başlatıyorsunuz. Ancak Nox Player'i bu şekilde başlatırsanız mobil PUBG'yi oynayamazsınız arkadaşlar. Neden derseniz, bazı detayları sizlere şimdi göstereceğim. Şöyle ileri yapalım hemen ve got it yapalım, başlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle bir arayüz bizi karşıladı. Şimdi biz gerçek mobil PUBG'yi, mesela Lightspeed'in yapmış olduğu mobil PUBG'yi nasıl kuracağız? Şuradan APK aratıyorum arkadaşlar. Tekrar gösterme okey diyorum. Ve hemen benim neredeydi mobil PUBG, burada APK'sı var zaten, aç diyorum, kuruyorum abi, o kadar fazla beklemeyeceğiz. Şimdi kurulumu gerçekleştirecek Nox Player'da, ama Nox Player'da bilmeniz gereken bazı şeyler var tabii ki, onu da anlatacağım. Momo APP emülatöründe hata alanlar Nox Player'ı deneyebilirler tabii ki arkadaşlar. Bakalım şimdi neler olacak. Görmüş olduğunuz gibi oyun ekrana geldi. Kendisi zaten direkt hemen açmaya çalıştı. Bakalım bu ekranda çok bekliyoruz arkadaşlar. Neden? Nox Player normalde bu oyunu çalıştırıyor ama bu ekranda oldukça fazla bekliyoruz. Çünkü Nox Player'in bu şekilde direkt kurduğunuz gibi Nox Player'ı açıp oyunu oynamaya çalışırsanız maalesef bu ekranda böyle saatlerce beklersiniz, kalır, açmaz arkadaşlar. O yüzden bu ekranda kaldığı için ne yapıyorum? Nox Player'ı olduğu gibi komple kapatıyorum arkadaşlar. Evet, buradan okey diyelim, kapatalım. Şimdi Nox Player'ı kurulurken burada görüyorsunuz iki tane Nox Player ikonu masa üstüne attı abi kurulurken. Peki bu iki tanesi ne anlama geliyor? Birisi direkt şu Nox Player'ı çalıştırıyor arkadaşlar. Bu ise Nox Player'ı farklı şekilde klonlamanıza yarıyor. Bizim işimizde burada mobil PUBG'yi oynatmak için ihtiyacımız olan bu. Bakın Multi Drive yazıyor. Bunu çift tıklıyoruz, açıyoruz. Burada açtıktan sonra böyle bir pencere bizi karşılıyor arkadaşlar. Şuradan hemen alttan Add Emulator diyoruz. Üzerine dokunuyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi New Emulator Android 5.1. Bu sürümü seçmemiz lazım arkadaşlar. Bu sürümü seçmezsek maalesef emülatör işimizi görmeyecektir. İşte burada görmüş olduğunuz gibi download ediliyor. Bir süre bu download, yani indirilene kadar bekleyeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi %93 neredeyse inmek üzere. Bu indikten sonra arkadaşlar hemen bunu çalıştıracağız. Yukarıdakini çalıştırmayacağız. İsterseniz yukarıdakini silebilirsiniz. Buradan hemen silme işlemine basarız. Yes deriz ve sadece bu kalır. Şimdi bunu çalıştıracağız arkadaşlar bundan sonra. O yüzden tabii ki gerçek mobil PUBG'yi ancak 5.1 ile Nox Player üzerinden oynayabiliriz. Onun dışındaki diğer versiyonlarında Nox Player'ın oynayamıyoruz arkadaşlar. Çalıştırmıyor. Yani böyle oyuna giriş ekranında bekliyor. Şimdi bu tamam kuruldu. Şuradaki play butonuna basarak direkt Nox Player'ı çalıştırıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Nox Player açıldığında biraz bekliyoruz. Çok kısa, buradaki bazı ayarlar gerçekleştiriyor kendi kendine ve ileri butonlarına basıyoruz. Yine sıfırdan bir emülatör olmuş gibi oldu bu şimdi. Tabii az önce kurmuş olduğumuz mobil PUBG ekrandan gitti arkadaşlar. Çünkü sıfırdan kurmuş gibi oldum. Hemen APK'sını tekrar şuradan APK ikonuna tıklıyorum. Buradan okey diyorum. Hemen APK'mız neredeydi bulalım. Şuradan aç diyelim ve açılımı gerçekleştirelim. Şimdi Nox Player üzerine kuruyor abi Lightspeed'in mobil PUBG'sini. Bakalım Lightspeed'in mobil PUBG'si kurulduktan sonra zaten direkt kendi açacak. Kurulur kurulmaz hemen ekrana şak diye Tencent'in logosunu atacak arkadaşlar. Bekleyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi geldi. Şimdi o hemen klavye mouse ayarlarda kendiliğinden otomatik olarak eklendi görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Klavye mouse ayarları kendiliğinden ekleniyor arkadaşlar. Ve PUBG'yi açalım. Evet.
Bu klavye mouse ayarları kendi kendine eklenmezse de şuradan hemen klavye simgesine dokunarak da sizler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bakın gördünüz mü? Hiçbir şey yapmadık. Mobil PUBG'yi açtı abi. Bundan sonrası size kalmış. Yani işte giriş yapacaksınız WeChat'le falan her neyse. WeChat'le giriş yapabilirsiniz. WeChat uygulaması telefonunuzda zaten varsa arkadaşlar sıkıntı değil. Barkod okutarak da oyuna girebilirsiniz. Şu anda ben hala açılmasını bekliyorum. Şu klavyeye bir kere basayım. Şu klavyedeki şeyler ekrandan kalksın abi. Kalk abi bir saniye. Tamam. Oo, kapattı. Doğru. Bu her seferinde böyle yapıyor arkadaşlar Lightspeed. Sanki ilk kez kurduğunuzda böyle bazen ya da denk geliyor. Ortadaki sarı butona basınca kendini kapatıyor ama yeniden açınca sıkıntı kalmıyor. Gençler onu söyleyeyim. Evet, açıldı. WeChat butonuna bastığınızda zaten direkt barkod ekranımıza gelecek. Onu da geçelim. Bir saniye, bu klavyeyi bir türlü... Ah ne oldu lan, no diyelim. Bir dakika, şu klavyeyi bir türlü save yapalım. Tamam, git abi, şu klavye tuşlar niye sürekli burada? Onun ayarı vardır mutlaka. Buradan barkod okutuyorsunuz arkadaşlar. Her neyse, daha fazlasını siz zaten kendiniz çözersiniz ama bu klavyenin sürekli görünmesini nereden kapatıyorduk? Bir saniye bakalım arkadaşlar. Buradan mı acaba? Yok, buradan değil. Save. Bu klavye tuşlarının sürekli görünmesini kapatabiliyorduk ama nereden şimdi onu ara bul. Ara bul. Sürekli nereden? Şu mu? Bu mu? Bilmiyorum. Şu da olabilir. Bir saniye. Şu opacity settings. Bu da olabilir. Save diyelim. Heh, gitti. Tamam. Opacity ile alakalıymış arkadaşlar. Zaten tuşları atadıysanız bunun bakın kendisi burada görünüyor hepsi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Her neyse, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Aslında tabii ki oyunu başlatayım. Ben size bir şey daha göstermek istiyorum. Oyunu başlatayım arkadaşlar. WeChat ile hemen barkodumuzu okutalım. Giriş yapalım. Ben size başka bir şey göstereceğim. Tamam. Girişimizi yaptık arkadaşlar. WeChat ile girişimizi yaptık. Burada onaylıyoruz ve girişimizi yaptıktan sonra da bir şey göstereceğim. Oyuna direkt açtığında bakın bir grafik ayarlarını kendisi otomatik olarak yapacak. Bakın burada ne uyarı veriyor biliyor musunuz? Diğerlerini seçemiyoruz. Sadece bu bize seçili olarak geliyor. Nox Player'de grafik ayarlarını en düşüğe veriyor arkadaşlar. En düşüğe veriyor. Neden bilmiyorum. Ama Memo'da tamam mı? Şimdi buna tamam diyelim. Hatta şuradan da gösterelim. En düşüğe verdi. Şu ayarlara giriyorum. Ayarlardan grafik ayarlarını artırmak istediğimde seçemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları da seçemiyorum. Ama Momo app'de bunu kapatıyorum. Nox Player ile işimiz kalmadı. Zaten sizlere gösterdim arkadaşlar. Nox Player'in indirme linkini açıklamalarda vereceğim. Şimdi Momo app player'ı açtığımızda en yüksek ayarları seçebiliyoruz arkadaşlar. Öyle bir durum da var. Bunu da hızlıca bir göstereyim sizlere. Momo app player'ımız açıldı. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi Lightspeed'in uygulamasını başlatıyoruz. Oyununu başlatıyoruz. Evet, WeChat'le giriş yapalım. Buradaki grafik ayarlarını göreceğiz. WeChat'le girişimizi yaptık. Zaten arkadaşlar ben de öncesinden ayarlıydı grafik ayarları ama yine de sizlere ayarlara gidip göstereceğim. Momo app player üzerinden bunu göstereceğim. Bak, kapanacak mı? Kapanmadı. Hayret. Şimdi ayarlara giriyorum. Ayarlara girdiğimde bakın en yükseğe neyse seçiyoruz abi. Şunu zaten seçemiyoruz ama bu en yükseği burada alttaki de çıkıyor zaten. Normalde Nox Player'de bu seçili arkadaşlar. En fazla şu yapabiliyorsunuz Nox Player'de. En fazla şöyle bir şey yapabiliyorsunuz Nox Player'de. Ama Momo app'de en yüksek kaliteyi seçme şansınız var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunu seçince alttaki diğer seçenek de aktif oluyor zaten. Momo app player'de de böyle zaten grafikleri görüyorsunuz. Efsane bir şey. Her neyse gençler, videomuz bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.